Herkese merhaba, İç Mimarlık İstanbul'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İç Mimar Gizem Sevilmiş ve şu an Akaretler'de bulunan, uzun yıllardır keyifle çalıştığımız çok güzel bir firmayı tanıtmak istiyorum size. Onur Hala'dayız. Onur Hala'nın sahibi burada Mert Bey, aynı zamanda merhaba. Benim üniversiteden de arkadaşım kendisi. Uzun yıllardır hem birbirimizi tanıyoruz hem de beraber çalışıyoruz. Halılar konusunda inanılmaz geniş yelpazede ürünlere ve hizmete sahipler. Size bugün halılarla ilgili bilmeniz gereken her şeyden tek tek bahsedeceğiz. Umarım keyif alırsınız. Videomuzun bu bölümünde öncelikle ofis ve otel gibi sirkülasyonun fazla olduğu ticari alanlarda halı seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Onlarla ilgili bilgi isteyeceğiz önce. İsterseniz şöyle geçelim Mert Olur, Bey. Olur, buyurun. Bize tek tek gösterin. Tamamdır. Özellikle ofislerde halılarla ilgili dikkat edilmesi gereken birçok özellik var. Tabii. Değil mi? Evet. Mesela yükseltilmiş döşeme oluyor, statik enerji, elektrikten alakalı bir takım şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Halıların kolay temizlenebilmesi gerekiyor. Doğru. Ve de yanmaz özellikte olması gerekiyor. Hani bunlar benim bildiğim hani basic bilgiler, başlıklar. Evet. Şimdi diyelim ki benim bir ofis projem var ve bir halı kullanmak istiyorum. Neler önerirsin? Şimdi öncelikle iplik yapısı çok önemli halılarla ilgili. Bir daha dayanıklı iplik var. Bir de orta dayanıklı seviyede bir iplik kaliteleri var. Hı-hı. Biz açıkçası müşterinin talebine göre her ikisini de sunuyoruz. Hı-hı. Akabinde burada sizin mimarların seçtiği renkler daha çok, yani ofise uyum sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Onunla alakalı kataloglardan sunumumuzu yapıyoruz. Hı-hı. Ve tabii ki aslında zaten Karohla'nın amacı ofis tipine uygun üretildiği için de birçoğu sertifikayı vesaire barındırıyor. Alev almazlık olsun, leke, kir, tutmazlık gibi özellikleri olsun. Hepsinin zaten bu konuda birçoğu sertifikası mevcut. Ofis halıları daha çok karo. Karo halılar genellikle 50'ye 50 santim ebatlarında oluyor. Zaten bunlar ofisler için özellikle üretilen halılar olduğu için de birçoğu sertifikası bulunuyor. Yani alev almazlık, kir, leke tutmazlık vesaire gibi. Karo olmasının en büyük amacı da, örneğin siz bir ofis tasarladığınız zaman 10 kişilik bir ofisse, daha sonrasında ofis kişi sayısı arttığı zaman da masaları yer değiştirdiğimiz zaman da karoların yerlerini de kolay kolay değiştirebiliyoruz. Aa, süper. Aynen. Ya da bir tanesi çok lekelendiyse. Lekelendiğinde bir tanesini çıkarıp tekrar yerine yenisini koyabiliriz. Genellikle biz de hep müşterilerimize biraz daha, bir iki paket daha tedarik ediyoruz ki ola ki bir, evet, lekeler de kendileri değişimini organize ediyor. Peki uygulamaları kolay mı? Uygulaması, yani evet. Altına yapıştırıcı mı sürüyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Tabii tabii. Özel karo halı tutkalı var zaten. Kolay bir şekilde hem yani söküldüğü zaman yapıştırması kolay. Ve yıllarca o karo tutkalı özelliğini de kaybetmiyor. Peki yüzeyin nasıl olması gerekiyor? Onunla ilgili bir şeyiniz var mı? İnce halılar yaklaşık kalınlıkları 6-7 milim. Tabii daha kalınlıkları da var da. Ortalama kalınlıkları 6-7 milim olduğu için de zeminin dümdüz olması gerekiyor. Yani burada genellikle yükseltilmiş döşeme üstüne ofislerde karo halı kullanılıyor. Veya düz zeminlerde işte şapın üstüne akıllı şap atmak gerekiyor. Bu aynen. Önemli mesela. Evet. Peki bize birkaç örnek gösterebilir misin? Tabii ki. Hemen getiriyorum. Tamam, bakalım. Öncelikle karo halılarla ilgili de günden güne katalog sayılarımız artmaya başladı. Çünkü mimarların ve müşterilerin talepleri doğrultusunda yeni tasarımlar yapılmaya başlandı. Öncelikle daha önceden daha böyle basit tonlar, düz renkler aynen yapılırken, şimdi artık daha da ofisler ev tiplerine doğru dönmeye başladı. Yine bunların ebatları değişmiyor tabii ki. 50-50 olarak standart geliyor ama örneğin işte bu artık gördüğünüz gibi ev halısı gibi neredeyse. Aynen, renk daha kırçıllı. Güzel, evet. Evet. Ve renk sayısı da oldukça fazla. Bunlar kendi içinde hep böyle gidiyor değil mi? Tabii ki, aynen öyle. Peki bunlarda ek yerleri belli oluyor mu? Ya karo halıların şimdi döşenme biçimleri var. Bir damalı döşenme seçeneği var. Uygulama bir böyle, bir yöntemi. Böyle. Evet. Bir de dümdüz uygulayabilirsiniz. O tabii ki artık buradaki koleksiyonlardan da göreceğiniz üzere. Ha, şu şekilde. Evet. Şu damalı oluyor değil mi? Evet, aynen. Peki bunların hepsi birbiriyle aynı mı, yoksa bir tanesinin koyusu fazla, işte açığın fazla, hepsi yoksa aynı, farklı renkler mi seçilmiş? Evet, bir tane paketten çıkan ürün bu şekilde aslında. Ha, evet. Güzel bir doku böyle vermiş. Böyle gölgeli bir şekilde oluyor. Evet, evet.
Bir de şöyle bir şey sormak istiyorum ben. Hani özellikle benim kendi projemde bakış açım. Hani bir şeyleri alıp birebir kullanamıyorum ben. İlla kendimden evet. bir şey katmak istiyorum. Ya da işte mekan açık, büyük bir ofis olduğu zaman Hı-hı. bir şekilde aydınlatmayla ya da zeminle Hı-hı. o alanı ayırmak istiyorum. Evet. Bunu da yere desenler yaparak, işte tavandaki aydınlatmayla oynayarak ya da alçıpandaki Hı-hı. hareketlerle yapıyorum. Böyle bir şey yaptığım zaman mesela ben size geldiğim zaman evet işte ben siyah bir halı istiyorum Hı-hı. ama işte içinde kırmızı Border bir gibi, daire evet. olsun, Hı-hı. işte onun içerisinde şöyle bir şey olsun ya da şirketin logosu Hı-hı. olsun Hı-hı. bir yerde dediğim zaman ne yapıyoruz? Tabii ki onları da uygulayabiliriz ama aynı katalogdan seçmek şartıyla. Çünkü halıların birebir yükseklikleri aynı tutmalı. Hı-hı. Farklı olursa zeminde evet. kod farklılıkları olur. O sebepten ötürü ayak takılabilir. Hı-hı. Biz de aynı katalogdan öneriyoruz. Yani... Örneğin şurada gördüğünüz gibi Hı-hı. siz bize istediğiniz rengi verdiğinizde biz bu şekilde uygulamalar yapabiliyoruz. Ama bu rengi de bu katalogdan seçmem lazım. Tabii ki. Yani evet. burada mesela bu ikisi kombinlenmiş. Aynen. Ben bir tasarım yapacaksam eğer bu katalog içerisinden bir renk seçiyorum. Ve bunu size AutoCAD'de çizim olarak gönderiyorum. Siz evet. ona göre kesiyorsunuz hazırda ve yerinde döşüyorsunuz. Bizim ekibimiz de evet sizin planınıza göre Hı-hı. uygulamayı gerçekleştiriyor. Bu arada böyle bu tarz ürünler alırken mutlaka firmaların uygulamayı yapıp yapmadığına da mutlaka dikkat edin. Çünkü aslında ikisi bir arada çok bir bütün. Evet. Sadece ürünü alıp da birine başka birine uygulatmak çoğu zaman çok kötü sonuçlar yanlış doğuruyor. Sonuç yanlış sonuçlar evet, doğuruyor. Evet. O yüzden döşeme işini de bence direkt hani ürün aldığınız firmaya mutlaka her zaman danışın derim ben. Araya böyle bir yorum girdim. Doğru ama haklısınız yani o konuda. Bakalım burada başka neler var? Az önce bahsettiğim yine farklı şekillerde karo halılar da üretilmeye başlandı. Bu şekilde duruyor. Evet, evet. Bu çok güzelmiş. Çok güzel. Özellikle kiremit rengi acayip güzelmiş. Ahşap gibi bir dokusu var değil mi? Ahşap sanki kaplama gibi. Evet, evet. Ha, bir de arada çizgili versiyonları var. Tabii tabii. Bunlarda da dilerseniz sizin tasarımınıza göre farklı bir şekilde veya evet, dairesel de yapabiliyor değil aynen, mi? Değiştirebiliyoruz. Sadece köşeli desenler olmasına gerek yok. Burada mesela çok farklı, çok güzel bir sonuç ortaya çıkmış. Evet. Kataloglardan da buraya markadan gelip baktığınız zaman fikir alabilirsiniz. Göre, evet. Başka ne var mesela daha enteresan, en uç noktalar diyebileceğimiz? Ya en uç noktalar diyebileceğimiz açıkçası artık son nokta neredeyse bu. Yani Hı-hı. karo halılarda. Diğerleri daha dediğim gibi düz desenlerden oluşuyor. Anladığım kadarıyla şurada bir tane görsel gördüm. Hı hı. Bunlar biraz daha klasik doku tabii, değil tabii, mi? Klasik dokular ofis ya da klasik mevcut. Doku evet. yani çok enteresan. Şöyle gördüğünüz zaman numuneden çok anlayamıyorsunuz. Ama bütünün görselini gördüğünüz zaman çok enteresan bir yapısı var. Şuradan gösterelim. Galiba şurada örnekleri var değil mi? Bunları parça olarak da kullanabiliyorsunuz. Tabii tabii parça aynen. Havuz yaparsanız eğer bir kod farkı bırakırsanız. Evet. Bu mesela çok enteresanmış. Kilim gibi. Hı hı. İlla ofis halısı olacak diye de sıkıcı olacak diye bir şey yok yani. Böyle enteresan şeyler yapılabilir. Aslında bu sayede daha çok sektöre hizmet verebilecek hale geldi tabii, aslında bu tabii. halılarla. Enteresan güzel yani şeyler sizin var. Sizin hayallerinizi artık üreticiler gerçekleştirebiliyor neredeyse. Evet. Süper. Harika. Buraya kadar çok güzel. Gerçekten hani çok farklı desenler var. Siz de mutlaka gelin bu mağazada hepsine detaylıca bakın derim ben. Bir yandan da ben uygulama konusuna da değinmek istiyorum. Halıların alt yüzeyleri, akustik Hı-hı. özellikleri. Hı-hı. Hani bunlarla ilgili biraz bilgi Şimdi alabilir miyiz? Şimdi onunla ilgili de bir numune getirdim ben. Şu şekilde genellikle bitümen oluyor. Bu karo halı tutkalına uygun olarak yani karo halı tutkalı yere uyguladığımız zaman siz daha sonra değiştirmek istediğiniz zaman bu parçayı da kolay bir şekilde söküp tekrar yeniden yere serebiliyorsunuz. Bir tümen mi dedim? Bir tümen taban tümen. Deniyor. Evet. Böyle biraz bukleli gibi değil mi? Bunları evet. temizlemesi zor olmuyor değil mi? Saç falan düştüğü zaman bunlar. Yok yok. Zaten bukle olduğu için gördüğünüz gibi arasına da çok fazla bir leke giremiyor. Toz vesaire hep üstünde kalıyor ve temizlemesi çok kolay o sebeple. Peki senin önerin nedir? Düz halılarda mı lekeler daha çok belli oluyor yoksa böyle karmaşık desenlerde biraz daha mı kayboluyor? Lekeyle alakalı açıkçası iplik cinsi önemli. Genellikle polyamid diye tabir ettiğimiz bir iplik cinsi var. O lekeyi üstünde tutuyor, kolay çekmiyor. Biz ağırlıklı olarak hep polyamid iplikten ilerlemeye çalışıyoruz müşterilerimize. Ama tabii ki polipropilen diye tabir edilen bir iplik var. O biraz daha fiyatı daha uygun kalıyor açıkçası. O sebepten ötürü de onu da yine sunuyoruz ama tamamen bu müşterinin isteği, talebine doğru. Evet.
Bir de burada başka bir numune daha görüyorum. Biraz daha kalın. Aynen. Şimdi genellikle zaten karo halıların tabanları bitümen veya PVC taban olarak geliyor. Ama akustik probleminiz varsa burada da akustik yani altı keçeli taban tedarik edebiliyoruz. Peki bunu nasıl anlıyoruz? Mesela müşteri geliyor ve akustik problemi olup olmadığını bilmiyor. Siz sesin keşif... çok yankılanması. Tabii biz de keşifte bulunuyoruz. Tamam. Veya eğer daha önce bununla alakalı müşterinin bir sıkıntısı varsa biz buna istinaden bir çözüm sunuyoruz. Genellikle halılarda ortalama 18 ila 25 desibel bir ses emiciliği sağlıyor genellikle. Ama kimi halılar, özellikle altı keçeliler, totalde baktığımızda 35-40 desibele kadar çıkabiliyor bu ses emiciliği. Yüksek bir oran. Özellikle o telefonla konuşulan yerlerde, departmanlarda bunları tercih ediyorlar. Özellikle bu tarz malzemeleri seçerken halılar, işte perdeler gibi ürünler hep en sona kalıyor. Bence en sona bırakmayın çünkü farkındaysanız iki farklı halı gösterdik burada. Akustik probleminiz varsa ve zemininiz sadece bu halıya göre ayarlanmışsa sonradan bu ürünü kullanamayabilirsiniz. O yüzden başta bu seçimlerinizi yapmanız lazım ki ona göre yükseltilmiş döşemenizi ya da zemininizi hazırlayın. Evet, gelelim otel halılarına. Aynen öyle. Asıl bizim uzman olduğumuz konu. Gerçekten. Otel halısı tabii süper. Ki. Şimdi otel halısı aslında iki tip olarak ayrılıyor. Bir tanesi Axminster yün halı olarak tabir ediliyor. Buradaki numuneler bir de polyamid baskı halı olarak geçiyor. Öncelikle mimarların verdiği bütün desenleri hepsini halıya dokuyabiliyoruz. Ama Axminster halı da örneğin renk seçeneği biraz daha az oluyor. Örneğin yani, makinenin aynen. Örneğin makinenin 8 veya 12 renk kapasitesi olabiliyor. Ama polyamid baskı halıda renk seçeneği çok daha fazla. İstediğiniz karmaşık bütün renkteki desenler basılabiliyor ve çözünürlüğü çok daha fazla. Örneğin bu dokunduğu için mesela şurada karışık bir desen var. Buradaki nokta nokta piksel piksel görüyorsunuz deseni. Ama buradaki geçişleri, özellikle ovallikleri aynı. Net geçiyor. Evet, evet, net. Çünkü bu aslında düz bir renk halı. Düz değil bir mi? Renk. Aynen. Ekru bembeyaz bir halı. Ondan sonra üzerine de aynı fotokopi makinesi gibi düşünün. Baskı yapılarak hat üstünde ilerleyen ekru bir halı. Bunun içindeki bu renk geçişlerini de yine o baskı sırasında yapılıyor, değil mi? Tabii tabii, aynen öyle. Hep yani... desinatör tarafından çalışılıyor. Akabinde üretime veriliyor. Peki hangisini daha çok önerirsin? Şimdi zamanla bunda çok fazla sirkülasyon alan ya. Hani baskı olduğu için buradaki rengin kayması, işte ya da ne bileyim zamanla temizlendikçe solması ya da işte renkler birbirine karışması gibi durumlar oluyor mu? Açıkçası çok fazla olmuyor ama şöyle izah edelim, açıklığa kavuşturalım bu durumu. Yün halı en uzun ömürlü halılardan biri. Çünkü aynı işte saçımız gibi düşünelim. Kullanıldıkça, temizlendikçe ömrü uzuyor, iplikler daha dayanıklı hale geliyor. Aynen, polyamid halı, yani biz ortalama olarak bir fikir verirsek yani müşterilerimize, polyamid halı 5 ila iyi bakılırsa 7 yıl arasında bir garanti süresi oluyor. Ama yün halı da 10-12 yıl arası, hatta 15 yıla kadar bakıma göre var. Evet. Yani tek dezavantajı aslında renk ve net desen istiyorsanız net desen yapılamıyor. Evet. O zaman hani gelen müşterinin şeyine göre karar veriyorsunuz. Doğru, aynen. Tabii ki bütçesel olarak arasında farklılıklar mevcut. Ama örneğin hiçbir zaman Hilton, Sheraton, Four Seasons, Çırağan Sarayı polyamid halı tercih etmezler. Hep Axminster yün halı tercih ederler. Daha uzun ömürlü. Tabii ki daha uzun ömürlü, olsun. Kaliteli olması. O zaman olması. Bunda renk seçeneği az, fiyat olarak daha yüksek. Aynen. Bunda istediğinizi yapabiliyorsunuz ama daha uygun, garantisi daha az. Aynen. Bir de ilaveten halı yardımcı malzemelerimiz de mevcut. Halı altlıkları diye geçiyor. Mesela genellikle kauçuk tabanlı ve sünger tabanlı olarak halı altlıklarımız da mevcut. Bunlar halının aslında ömrünü uzatan şeyler, malzemeler. Yani siz aslında bir otele girdiğinizde, adım attığınızda halı ne kadar yumuşak dediğinizde o yumuşaklığı veren malzeme bu. Çünkü halı kendisi değil. Sert zaten. Aynen öyle. Peki neye göre seçiyoruz bu malzemeleri? Yani en iyi sonucu elde etmek için neler yapmalıyız? Ya da o mekanda hani spesifik istenen bir şeyler varsa ona göre mi bunları tercih ediyoruz? Tabii, neye göre belirliyoruz? Bizim önerdiğimiz ve üretici firmanın önerdiği bir takım alternatifler var. Yani bu örneğin camiler için olanlar daha yüksek, daha kalın halı altlıkları oluyor. Koridorlar aynı. Aynen. Mesela bazıları işte daha çok işte hava geçişi oluyor. Daha çok süspansiyon efekti oluyor. Daha yumuşak oluyor onlar. Daha düz desenler, örneğin şuradakiler
daha yoğun trafik koridorları tercih edebilirsiniz. Hı-hı. Camileri tercih edebilirsiniz. Hı-hı. Ama daha böyle atıyorum yat, ev, tekne gibi olanları şuradaki modellerden ilerleyebilirsiniz. Hı-hı. Bunlar yumuşak olanlar daha çok evlerde, yat gibi alanlarda, evet, yumuşaklığın az, tercih edildiği yerlerde, az sirkülasyon olan olduğu alanlarda. Çok sirkülasyon olduğu yerlerde de bunlar. Peki doğrudur. Şunlar, bunlar nedir? Bunlar da yine lobilerde, konferans salonlarında, o tip alanlarda tercih ediliyor. Bir de aralarında tabii ki bir kilogram farkı da var. Sünger örneğin 15-20 kiloysa bunlar 40-50 kilo bir rulosu. Onlar da fark ediyor açıkçası. Ağırlık olarak. Evet, aynen. Bunların renklerinin farklı olmasının bir anlamı var mı? Aslında ayırt etmek için tabii ki. Sadece yükseklik farklılıkları var kendi arasında. Aynen. Peki ben kendi kişisel merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Bu tip alanlarda nasıl söyleyeyim, hav farkı olan mı deniyor? Halılar tercih ediliyor mu? Yükseklik farkı olan halılar tercih ediliyor mu? Şimdi, yoksa böyle bir şey önerir misin, önermez misin? Zaten bu otel tipi halılarda tek standart yükseklik çıkıyor. Tamam. Yani bunlarla ilgili oynayamıyoruz. O dediğin özel üretim ototaft halılarda olabiliyor. O zaman bunu daha sonra. Örneğin bunun uygulaması da halı atlığımızı zemine yapıştırıyoruz. Akabinde bunu da yine aynı şekilde yapıştırıcı sürüyoruz, uyguluyoruz. Ve ola ki zemine yapıştırma istenmediği durumda da çivili çıtı diye tabir ettiğimiz yöntem var. Buradan bu çivileri söküyoruz. Duvar kenarına bunları çakıyoruz, şuradaki çivileri. Duvar diplerini. Ve aynen duvar diplerini. Bütün köşeyi dönüyoruz çerçeve olarak. Hı hı. Ve akabinde de hem keçeyi hem de halıyı vidalara, çivilere sabitlediğimiz zaman hem zeminde yapıştırıcı kullanmamış oluyoruz. Hı hı. Hem de bu uzun bir süre gergin kalmış oluyor. Ve peki, çekme yapmıyor. Peki niye yapıştırıcı istenmiyor mesela? Ne gibi alanlarda? Şimdi otelin teknik şartnamesine göre değişiyor. Hı hı. Biraz da maliyet odaklı açıkçası. Hangisi daha fazla maliyetli? Çivili çıta biraz daha fazla maliyetli olabiliyor. Ya, o zaman yapıştırma daha şey. Ve bunu da sanki zamanla kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü belirli bir süreye kadar gergin kalıyor dedi. Bir şey olmuyor zaten. Hani şey olarak. Anladım. Evet. Peki bunlarda herhangi bir ölçü kısıtı var mı? Çünkü ofislerde dedik hani karolama sistemi var. Bunlarda hani en geniş ölçü nedir? Standart halılarda genellikle 4 metre en. Ve boy olarak 25 veya 30 metrelik top boylarında üretim gerçekleşiyor. Ama şunu sorabilirim. Ek hani yerlerinde... Üretimi sormuştun. Üretimle alakalı tabii ki minimum 1000 metrekare fabrikalar üretim gerçekleştiriyor. O yüzden adı biraz daha otel tipi halı oluyor. Ve bütün ipliklerin sipariş edilip tek tek oradaki cağlara dizilip üretimden çıkması fabrika açısından da daha az maliyetli ve kolay oluyor. Sen örneğin 100 metrekare istersen hani zar zor araya sıkıştırıp belki bir şeyler üretebiliriz. O zaman butik otel sahipleri ağlamaya ağlayabilir şu an. Peki şey soracaktım ben bir de. Şimdi 4 metre genişliğinde dedin. Hı-hı. Yanına ayrı bir şey geldiği zaman. Ek geldiği zaman o ek yerleri çok belli oluyor mu? Ya da bundan kaçınmak için ne yapmak lazım? O aslında biraz ekibin elinin alışmasıyla alakalı olan bir durum. Ek yerlerinde burada ütü bandı diye tabir ettiğimiz bir şey var. Örneğin şu iki halıyı alalım ve bunların ek olacağını varsayarsak bu ısınınca yapışan bir malzeme. Hı hı. Biz ütüyü şu araya koyduğumuz zaman ustamız ütüyle arkasından geçiyor ve bu artık yapışkan bir hale geliyor ve asla çıkmıyor. Halıdan aynen. Hareket ediyor halı, beraber. Evet, aynen. O zaman açılma, o şeyden olmuyor. Evet, hiçbir şey olmuyor. Bir de çok merak ettiğim başka bir soru daha var. Hani bu perdelerde, döşemeli kumaşlarda falan da çok oluyor. Hı-hı. Diyelim ki böyle bir halı yaptırdık. İşte tasarımda zaten her şey bitti. Hı-hı. Belirli bir süre sonra belirli bir noktasında inanılmaz bir leke oldu. Ve ben onu bölgesel olarak değiştirmek istiyorum. Evet. Berç farkı oluyor mu, renk farkı? Şöyle, uzun yıllar sonra tabii ki bu oteldeki temizlik ekibinin hani halıya ne kadar zarar verdi veya ne kadar iyi bakmasıyla alakalı bir ton farkı her zaman olabilir. Hı hı. Bir de güneşte de olabilir değil mi? Güneşte ya solma güneşte, olabilir yok, mi bunların ışık astıkları gayet iyi seviyede. Hı hı. Dediğim bunun gibi. Da mı? Evet, hepsinin ışık astığı mevcut. Sertifikaları mevcut yine otel tipinde de. Yani güneşin düzenli olarak geldiği cam önlerinde bazen böyle inanılmaz derecede soluyor halılar. Geri kalan işte kısımlarda belirli lokasyonlarda canlı oluyor. Kimi yerlerde de böyle kelleşme oluyor. Böyle şeyler oluyor mu? Yok, çok fazla olmuyor. O genellikle daha çok cami tipi halılarda yaşanıyor. Bu yün ve polyamid tipi halılarda çok ender. Dediğim gibi ama artık halı ömrünü tamamlamışsa
O başka bir şey, evet, tabii canım. O başka yani bir şey. Değiştirmek gerekiyor. 40 senede kullanamıyoruz bazen ürünleri. Burada da şöyle bir şey görüyorum. Ona da bakmak istedim. Bu da aynen. O halı altlığı yapılan ek ve halının bir tane örneği. Tam da bir eski tip otel halısı. Evet. Kesit. Tabii ki ben ne soracağım? Renkler, tasarım. Tabii ki. Ne gibi opsiyonlarımız var? Öncelikli olarak mimarlar genellikle bizi seçtikleri bir tasarım, desenler vesaire bunlarla alakalı numune çalışmamızı istiyor. Evet. Ve bununla alakalı da şöyle güzel bir Pandora'nın çantamız kutusu geldi. Var. Sizce içinden ne çıkacak? Mimarlar bunu açmayı çok seviyor özellikle. Şöyle rengarenk. Şunu da ofise götürüyormuşum. Burada sizin bize verdiğiniz desenle birlikte örneğin en yakın renkleri burada birlikte eşleştiriyoruz. Hı-hı. Ve akabinde bununla alakalı biz size bir ilk etapta dijital olarak sunum yapıyoruz. Sizden onay aldıktan sonra da bu şekilde numuneler organize ediyoruz. Hı-hı. Bunların da ortalama üretim süresi bir hafta gibi düşünebilirsiniz. Süper. Aynen. Tarihi bile. Daha sonrasında onaya istinaden üretime geçiyoruz. Harika. Çok iyi. Evet. Bir şeyler önceden görmek çok önemli oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Özellikle bizim sunumlarımızda da ben numuneci bir mimarım çünkü. Burası her ikisi için de mi geçerli yoksa sadece bu tarz hani ürünler için mi geçerli? Her ikisi için de geçerli. Hem yün hem Axminster hem de polimit halı için de bize bu kodları verdiğiniz zaman biz buna en yakın üretimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Hı-hı. Sizin bunlarla ilgili dijitalde bir renk kataloğunuz var mı? Yani burada hani gelip de bakamadığımız zaman online tabii, mimarlara tabii, gönderdiğiniz tabii, tabii. Şu renkler belli var diye. Belli desenler var. Onları nasıl seçebiliyoruz? Tabii belli desenler Hı-hı. var. Onları biz müşterilerimize sunuyoruz. Oradan örneğin mesela kırmızı ağırlıklıysa benim işte odamdaki veya işte konferans salonundaki renkler, mekandaki renkler işte daha böyle sarıya çalsın veya maviye çalsın dediğinizde onlarla ilgili bir takım oynamalar da yapabiliyoruz. Hı-hı. Süper, harika. Evet. Bilin bakalım ne yapacağız? Tabii ki de yanmazlığı test edeceğiz. O yüzden şimdi bakalım gerçekten yanıyor muymuş, yanmıyor muymuş? Bence yanmıyor ama bir bakalım. Gözden çıkarttın mı bunu? Gözden çıkarttım. Biraz yanıyor gibi. Tabii ki alev almazlığın en büyük amacı alevin devam etmemesi. Yani şuradan başlasa? Başlasa o devam kendi etmeyecek, kendine sönüp duruyor. Sönüp aynen duruyor. Öyle. Hmm. Evet. Zaten bunların hepsi BFL sertifikalı. Hı hı. BFL demek en üst tekstil anlamında alev almazlık sertifikası. A olan sertifika zaten artık taşa, mermere, hı hı. işte traverten gibi ürünlere giriyor. Ürünlere giriyor. Bu aynen ürünlerde öyle. Olmuyor. Evet, bu ürünlerde hı hı. olmuyor. Yanmazlık demek yani alev devam etmiyor devam ve sönüyor. Devam etmiyor. Aynen öyle. Denedik, test ettik. Gerçekten de doğru. Evet, ilk bölümün sonuna geldik. Şu an Akaretler'deyiz. Onur Halı mağazasındayız. Mutlaka burayı gelin ziyaret edin. Ben size adres bilgilerini ve telefon bilgilerini, web site bilgilerini aşağıda açıklamalarda bırakıyor olacağım. Burada çok fazla ürün var gösteremediğimiz kadar. Hepsini incelemek için buraya uğrayabilirsiniz. Videomuzu eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olun ki bir sonraki videolardan haberdar olun. Bir sonraki videoda daha çok ev tipi ve yat tipi halılardan size bahsediyor olacağız. Eğer ofis tipi ve otel tipi halılarla alakalı sorularınız varsa mutlaka yorumlarda yazın. Biz de cevaplayalım.